Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümevarım 4 testlerindeki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda kare biçimindeki karton şekildeki gibi katlandıktan sonra belirtilen yerlerden kesiliyor. Evet önce sağa doğru katlanmış sonra yukarı doğru katlanmış. Arkadaşlar ne yapacağız? Kesilmiş yerleri de açacağız. Elimizde kalan kısım neresi arkadaşlar? Elimizde kalan kısım burası. Kesik yerlerinde böyle simetriğini alıp açacağız arkadaşlar. Hadi açalım bakalım. En son nasıl katlanmıştı? Yukarı doğru. Aşağı doğru açacağız arkadaşlar. Aşağı doğru açtığımız zaman simetriğini alacaksınız sadece şeklin katlamanın. Hocam şuradaki boş şeklin simetriği hop dairenin yarım daire bu tarafa. Şu üçgen ne olacak? Burada olacak hocam. Sonra bu üçgen ne olacak? O da burada olacak hocam. Tamam bunları koyduk. Tabi dolu olan kısım neresi arkadaşlar? Dolu olan kısım da şurası. Bunlar boş olan kısımlar. Onları da çizeyim ki daha net bir şekilde anlayın. Sonra ne yapıyoruz? Sağa doğru katlanmıştı. Sola doğru açacağız. Yani sola doğru simetriğini alacağız arkadaşlar. Bur buradaki şeklin. Sola doğru simetriğini aldığımız zaman da şuradaki şekillerin yine yansımasını alacağız. Arkadaşlar şu üçgenin bu sefer dikey doğruya göre yansıması. Hop şu değil mi? Evet. Şurada bir daire var. Hocam hop boş daire böyle. Bunun da böyle yansıması bu şekilde. Dolu olan kısımda hop şuraları değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman bunu arayacağız arkadaşlar. Ha, bir de burada şu şeyler de var. Özür. Şunlar da vardı mı arkadaşlar? Şu üçgenin yansıması. Hocam e, bu kenarın yansıması buraya gelecek. Şu şekilde olacak. Sonra bak sivil nokta daha yakın buraya. Yansıyan yere daha yakın olacak. Yani üçgenimiz böyle olacak. Aynı şekilde üçgenimiz böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Kenarlarda üçgenler var. Üçgenler kesik olacak. Daireler olacak ve şu şekilde bir dörtgen olacak. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Balıkesir şıkkında var. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Yarı çapı 6 birim ve yüksekliği 2 birim olan yarım silindirin tabanı hariç tüm yüzeyi boyanıyor. Evet tabanı hariç dediği şu zeminde ya. Tabanı dediği şurası arkadaşlar herhalde. E, tüm yüzeyi boyanıyor. Yani iki tane yarım daire olacak. Bir de silindirin yan yüzeyinin nesi var burada arkadaşlar? Yarısı var. Silindirin açılmış hali bu değil miydi? Evet. Silindirin açılmış hali buydu. Yan yüzeyinin alanı şurası yapıyordu. Burası 2 pi kadardı. E 2 pi r dediğimiz r 6 olduğuna göre burası 12 pi yaptı. Yüksekliği de 2 olduğuna göre. Bu yan yüzeyinin alanı arkadaşlar. Ama yan yüzeyinde yarısı kullanıldığı için yan yüzeyinin yarısı. Yani 12 pi çarpı 2'nin nesini alacağız arkadaşlar? Yarısını alacağız yan yüzeyde. Sonra artı bir de Hocam iki tane de yarım daire mi var? Evet. Pi r kare bölü 2'den de kaç tane var? 2 tane var diyeceğiz. O zaman burası kaç yaptı? 12 pi yaptı artı. Burası da kaç yaptı? 36 pi yaptı. Her ikisini toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? 48 pi yapıyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Bir kenarı 24 birim olan ABCD karesi şekildeki gibi 4 defa katlanıyor. Bir böyle katladık. Sonra bir böyle katladık. Bir böyle katladık. Şöyle üçgenler oldu. Sonra bir de bunu böyle katladık. Arkadaşlar sonra bunu buradan kesmişiz. Ee, kesilip üstteki parça atılıyor. Evet kesip üstteki parça attık. Elimizdeki parça hangisi arkadaşlar? Şu parça kaldı elimizde. Onu bir turk ağza boyayayım bakayım şöyle. Hop elimizde kalan parça bu. Şimdi bu buradaki şekli ne yapacağız arkadaşlar? Açacağız. Normalde bu şeklin eski açılmış hali. Arkadaşlar böyle katlanmıştı. Açtığımız zaman böyle mi olacak? Evet. Eski açılmış hali bu değil miydi? Evet sen buna göre açtıysan buna göre simetriğini alacaksın. E sen buna göre simetriğini aldığın zaman hocam dolu kısmı neresi olacak? İşte tam olarak burası yapacak arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman dolu kısım turkuaz kısmına bakacağız. Asıl turkuaz kısmı açacağız. Dolu kısım burası hocam. Tamam. Şu kesildiği için artık bu kısım elimizde yok. Sonra bunları nasıl yapmıştık? Bu üçgenleri böyle böyle katlamıştık. O zaman geriye doğru açacağız. Geriye doğru açtığımızda şu şekli elde edeceğiz. Hadi bakalım geriye doğru açtığımızda o şekli elde edelim arkadaşlar. Şöyle şöyle ve şöyle mi oldu? Evet. Önemli olan dolu kısım arkadaşlar. Şurası biraz sıkıntılı oldu. Önemli olan dolu kısım. Şu dolu kısmın simetriğini alacağız arkadaşlar. Hop şöyle değil mi? Buna, buna göre bak şunu böyle yukarı doğru açıyoruz. Simetriğini aldık. Burası oldu. Simetriğini aldık. Burası oldu. Yani dolu kısımlar nereler oldu arkadaşlar? İşte tam olarak burası oldu. Şöyle şöyle. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bu böyle aşağı doğru katlanmış. Yukarı doğru açacağız. Yukarı doğru açtığımız zaman da arkadaşlar şeklimiz bu. Yukarı doğru katlamasını aldık. Simetriğini aldık. E, dolu kısım boş kısım neresi olduğu belli zaten artık arkadaşlar. Şu da yukarı doğru açılmış bu. Şu ve şu. Evet. Yukarı doğru açtığımız zaman burası boş mu kalıyor? Aynen öyle. Dolu kısım neresi oluyor arkadaşlar? İşte tam olarak şurası yapıyor arkadaşlar. E bizden ne isteniyor? Buna göre şekil açıldığında Karenin içindeki şeklin çevresi. Karenin içindeki şekil bu değil mi arkadaşlar? Yine bir kare. Bunun çevresi isteniliyor bizden. Önceden burası 12 idi. Şu katlanmışla burası 12 idi. Böyle katladığımızda da e, burası 12, 12, 12. Şöyle yine burası 12, burası 12 değil mi? Evet, burası 12. Burada da P orta noktalarından kesilmiş. 6, 6. E hocam burası da 12 olduğuna göre burada da paralel bir şekilde kesilmiş. Ortaban çıktı burası da 6 oldu. 6'ya 6'lık kısım oldu arkadaşlar. Şu kesilen yer. Hocam burası 6 iken burası da 6. Simetriğini aldığımızda burası da 6. E burası da 6. E burası da 6. Burası da 6. Burası da 12 oldu. O zaman buradaki şeklin çevresi isteniyor bizden. 12'den kaç tane var? 12 çarpı 4. 48 yapar arkadaşlar. Böylelikle cevabımız. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Cihan oldu. Bir kenar 4 kökü santimetre olan eşkenar üçgenin ağırlık merkezi ile dış diye çemberlerinden birinin merkezi arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hemen ne yapalım? Bir eşkenar üçgen çizelim arkadaşlar. Eşkenar üçgenin nesinden bahsediyor? Bir ağırlık merkezinden bahsediyor. Ağırlık merkezi dediğimiz kenar ortayların kesim noktasıdır. İki tane kenar ortayın kesim noktasını bulsak yeterli olacaktır. E, kenar ortay dediğimiz arkadaşlar 4 kök 2 kök 2 kök 3. Hocam 4 kök 3. Hocam 2 kök 2 kök 3'ü şöyle bir yapıştırdık. Peki Aynı zamanda bunlar yükseklik değil midir? Aynı zamanda açı ortay değil midir arkadaşlar? Evet. Açı, açıortayları ortayları da yazdık böyle böyle. Hatta burada 30-30 120 üçgen çıktı. Tamam devam edelim. Sonra ne diyor? Bir de dış teğet çemberlerinin birinin merkezi. Dış teğet çemberi dediğimiz dış açı ortayların kesim noktası değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Buradaki dış açı ortaylarını kullanayım isterseniz. Şu dış açı ortayıyla bu dış açı ortayını kullanacak olursam. Gençler hocam Şurası 60 derece olduğundan bunlar da 60 60 dış açı ortay. Burası da 60 60 oldu mu? Evet. Hocam 60 60 e, 60 60 burası da 60 oldu. Aa burada da bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası da 4 kök 3, burası da 4 kök 3 oldu mu? Oldu. Şu eşkenar üçgende bak bu kenar ortay. E sen bu kenar ortayı şöyle çiz. Burada da bir kenar ortay çizecek olursan ne oluyor burada? Hocam kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Dolayısıyla 90 90 olduğundan bu doğrusal oldu. Zaten bizden şu ağırlık merkezi ile şu dıştaya çemberin merkezi arasındaki uzaklık isteniyor. Burası da doğrusal olduğuna göre bu uzunluk isteniyor. Hocam şurada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı kök 3 katından dolayı kök 3 katından dolayı kaç çıktı arkadaşlar? 6. E burada da bir 30 60 90 üçgeni var. 60'ı karşısı 2 kök 30'un karşısı da 2 çıkar. Toplamda da şu uzunluk kaç çıktı o zaman? 8 çıktı. Yani böylelikle cevabımız akçay oldu arkadaşlar. Yukarıda verilere göre FEC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Şu üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize. Verilen bilgilere bakalım. DF ile FC birbirine eşit. Hocam DF ile FC eşit. E, 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem üçten burası da eşit oldu mu? Oldu. Daha öncelerinde hep ne diyorduk arkadaşlar? Bir üçgenin alanı isteniliyorsa şekilde de 90 derece varsa üçgenin alanı %99.9 tabana ait yüksekten çıkar. Hocam şu üçgende taban olarak sadece burası verilmiş. Bu 6. O zaman sen 6 tabanına ait yüksekliği bulacaksın. Hop şu. Yani bu Büyük ihtimal geniş açılı nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya düşüyor. Şu yüksekliği bulacaksın. E hocam bu üçgende bakın şu ve şu ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgende aynı kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani bu yükseklik 18 ise bu yükseklik de 18 olmalı. E taban 6 iken yüksekliği 18 bulduk. 6 çarpı 18 bölü 2 bize 54'ü verir. Yani alan böylelikle 54 çıktı yani cevap böylelikle C han oldu arkadaşlar. Şekilde verilen ABC dik üçgenin BC kenarı üzerinde kenar uzunlukları sırasıyla 3, 2, 1 olan 3 kare çiziliyor. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla arkadaşlar boyalı bölgelerin alanlarını ayrı ayrı bulabiliriz de. İlk e, ilk önce verilen bilgilere bakalım. Şurası kaç birim? 2 birim değil mi? Hocam burası toplamda 3. E, burası da 3 olduğuna göre 3'e 3. Şunlar da paralel. Bir orta taban çıktım burada çıktı. 3 ise burası kaç oldu? 3 bölü 2 oldu. Hocam burada da bir benzerlik var. Benzerliğe bakacak olursak 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ten o zaman burası da 1 bölü 2 mi çıkıyor? Aynen öyle. E, ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu alanları tek tek bulacağız. Bütünsel olarak bulunabiliyor mu diye bakalım. Ee, burası 2 birim olduğuna göre 2 birimse şuraya toplamda buraya 1 bölü 2 kaldı. Buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 3 bölü 2 kaldı. Aa, bu alanla bu alan birbirine eşit. Valla beyaz alanları sormuş olsaydık ki ÖSYM öyle sormuştu. Bu alan bu alan artı bu alan. Şu alanlar işte olduğuna göre bu alanı iptal et buraya koyarım. Şu üçgenin alanı şeklinde bulurum diyebiliriz arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde çıkar. Yani şu A alanı B alanı ve C alanı sormuş olsaydı. B iken burası da B ya. A artı B artı C direkt üçgenin alanı derdik. E hocam böyle de yapabiliriz aslında. Karelerin alanından A artı B artı C'yi çıkartırsam toplam taralı alanını da bulmuş olabiliriz diyebilirsiniz. Ya da bu alanlar sorulmuyor. Mecburen artık şuradaki alanları yoğunlaşacağız. Arkadaşlar burası 3 birim mi? 3 birim. Sonra e, burası 3 bölü 2 ise burası da 3 bölü 2 midir? Evet. Şu alan. Şu alanı bulabilirim ben. 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 artı. Şu alanı bulabilirim ben. Yamuğun alanı. Alt taban artı üst, üst taban. 4 bölü 2 yani 2 çarp yükseklik yani 2 bölü 2 şeklinde bulunur. Artı bir de şu 3 yamuğun alanı Arkadaşlar burası bir e, karenin bir, bir kenarı 1. Burası 1 bölü 2 olduğuna göre burası da 1 bölü 2 oldu. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2. Iki. Şu ikisini topladığımız zaman 3 bölü 2. 3 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. İsterseniz burada sonuca bakalım arkadaşlar. Şurası kaç yaptı? 9 bölü 4 yaptı. Artı burası 2 yaptı. Artı burası da 3 bölü 4 yaptı. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 12 bölü 4. Yani 3 artı 2 cevabımız böylelikle kaç çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu. 2 eş yarım çemberin A ve B noktalarında değdiği şekil 1'deki maşanın sapları arasında 20 derece açı bulunmaktadır. Bu maçada aynı renk olan yarım çember ile sap tek bir parça demir ile yapılmıştır. Evet aynı renkte şu tek parça bu da tek parçaymış arkadaşlar. Bu maşanın sapları arasında, aralarında 80 derece olacak şekilde B noktası etrafına döndürülerek şekil 2 elde edilmiş. Yarım çemberlerin yarım çemberlerin yarı çapı 12 olduğuna göre arkadaşlar şunlar yarım çemberler ya yarı çapı 12 ise çapımız kaç yaptı o zaman? 12 12 24 mi yaptı? Evet. A ile A2 üstü noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu böyleyken açıldığında hop şöyle mi oldu? Evet. Yani bu açıldığında şuraya denk geldi. Bu uzunluk kaç? 24. Hocam bu da böyleyken hop açıldığında buraya mı geldi? Evet. Bu dönüş açısı kaç derece? 80 derece mi? Değil. Dikkat et. Önceden kaç dereceydi arkadaşlar burası? Bak bunların ikisi şöyle bitişik gibi düşün. Ee, şöyle bitişik. Ben bunu açacağım. Hop açtım. Kaç derece açtım? Önceden 20 dereceydi. 80 derece olacak kadar açtım. Kaç derece açmışım? 60 derece açmışım. Aa burası 60. E hocam şu bizim çapımız zaten kaç? 24. Burası 24. E hocam burası da 24. Onlar yapışıktı. Açtık böyle. 24'e 24 oldu. Hocam ikisi kenar tip açısı 60 ise taban açıları da 60 olur. E o zaman eşkenar üçgen çıktı. Burası da kaç oldu? 24 oldu. Yani A üstü ile A2 üstü noktaları arasındaki uzaklık kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 24 çıktı. Cevap C. -han. Küp şeklindeki bir hediye kutusuna genişliği bir birim olan. Evet genişliği bir birim olan bir kırmızı renkli iki şerit küpün ayrıtlarına paralel ve kutunun tüm yüzeylerini dolaşarak biçimde şekildeki gibi bağlanıyor. Bu durumda küpün tüm yüzey, yüzeylerinde şeritlerin kapladığı toplam alan 46 birim kare oluyormuş. Arkadaşlar bunun hacmi nedir diye soruluyor. Küpün kenarına x diyelim. Arkadaşlar buradaki şerit şeridi açtığınızı düşünecek olursanız. Hocam x'lik x birim x birim ve x birim. Yani 1'e 1 2 3 4 x'lik bir şerit yapmadım arkadaşlar orası evet. 1 çarpı 4x buradaki şeritin alanını verdi. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 değil mi arkadaşlar? O da 1 çarpı 4 x değil mi? 1 çarpı 4 x'lik alan burası. Bu toplam alan 46'ya mı eşit işte olacak diyeceğiz. Hayır. Niye hocam? Çünkü dikkat. Burada her iki tane şerit de kesişti. E sen bize diyor ki zaten bak ne diyor? E, küpün yüzeylerinde şeritlerin kapladığı toplam alan. Sen bu şeridi sayarken burayı bir kere saydın. Bak şu şeridi sayarken e bu şerit sayarken de burayı bir kere saydın. Sen buradaki yüzeyi iki defa saymış oldun. E küpün yüzeyinde oluşturduğu alandan bahsettiği için bunu bir defa sayman lazım. O zaman eksi bunu çıkartman lazım iki tane saydığın için. Bunun kenarları kaçar birim? Bire bir değil mi arkadaşlar? Evet. Bire bir olduğu için eksi bir çıkartacaksın. E hocam aynı şey burada da var. Altta da var kestiği yerler. E burada da iki defa saymış olduk. Bir buradan bir buradan. E buradaki iki defa saydığımız yeri yine çıkartmamız lazım. İşte bu toplam alan yaptı. Yani yüzey üzerinde gösterdiği toplam alan bu yaptı arkadaşlar. Bu kaça eşitmiş? 46 eşitmiş. O zaman 4x 4x 8x eşittir. Kaç yaptı? 48 yaptı. X de buradan kaç oldu? 6 oldu. Bizden bu küpün hacmi isteniyor. Küpün hacmi x küp değil midir? Yani 6'nın küpü yani 216 olarak bulunur arkadaşlar. Böylelikle cevabımız denizli çıktı gençler. Şekil 1'de R ve 2R yarıçaplı çaplı silindir biçiminde kapta bir miktar su vardır. Evet R ve 2R. Hocam şuradaki suyun hacmini bulacağız galiba. Şuradaki suyun hacmi ters çevirdiğinde şuradakine de eşit değil mi? O zaman V suları eşitleyeceğiz arkadaşlar. V su normalde ne? Ve bu kap şekil gibi ters çevirdiğinde x kadar yüksekliği oluyormuş. O zaman şekil 1'deki ne? Pi R kare çarpı 3 eşit değil mi? Pi R kare çarpı 3 h artı Hocam yarıçapı çapı 2R olan yüksekliği de h bölü 2. Pi 2R'nin karesi yani 4R kare çarpı h bölü 2 eşit. Aynı zamanda V su neye eşit arkadaşlar? V su yarı çapı 2R olan da yüksekliği x değil mi? Evet. Pi 2R'nin karesi yani 4R kare çarpı x'e mi eşittir? Her ikisi de V suya eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Yani burası kaç yaptı arkadaşlar? 3 pi r kare h yaptı. Artı şu bölü 2 ile şu gitti 2 kaldı bu da 2 pi r kare h yaptı 2 pi r kare h yaptı bu da pi 4 pi r kare x'e eşitmiş arkadaşlar şunları topladığımız zaman 5 pi r kare h eşittir 4 pi r kare x hocam burada pi'ler gitti mi gitti r kareler gitti mi gitti 5 h eşittir 4 x bulduk bizden x isteniliyor x de buradan neye eşit oldu 5 h bölü 4'e eşit oldu yani x kaç h'dır diye soruluyor. 5 h bölü 4 olduğundan göre 5 bölü 4 çıkar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Bir kenarı 7 bölü 2 birim olan ABCDF düzgün altıgeninde. Evet bir kenarı 7 bölü 2 diye aklımızda kalsın. Hatta niye aklımızda kalsın yazalım kardeşim şuraya. Düzgün altıgenin AB kenarına K noktasında teğet olan yarı çapı 2 birim olan çember 150 üzerinde okyanında hareket ettirilerek altıgenin çevresinden tekrar K noktasına geliyor. Buna göre çemberin aldığı yol ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar çember böyle ya. Çember biraz daha sağa kaysa. Mesela şöyle bir sağa kaysa. Şöyle bir teğet olarak kaysa. Yine merkez buraya mı geldi? Evet. Merkez teğet çektik bu yarı çap 2. Merkez teğet çektik bu yarı çap 2. Yani merkez çemberimiz biraz daha solda olsa. Merkezi burada olsa. Yine bunun olan uzaklığı 2 birim olacak. Yani o zaman ne olacak? Bu doğruya 2 birim uzaklıkta mı hareket edecek arkadaşlar böyle? Evet. Ta ki nereye kadar? Şuraya kadar arkadaşlar. Bakın şuraya kadar. Sonra aynı şekilde çemberimiz burada da olmuş olsaydı bu teğet olmuş olsaydı bu doğruya da merkezimiz ne olacak? Merkez teğet çektikten yine bu doğruya da iki birim uzaklıkta olacaktı arkadaşlar. O zaman bu doğruya da iki birim uzaklıkta olan şey şurası değil midir arkadaşlar? Bizim merkezin aldığı yolu şöyle gösterelim. Merkezimiz yine böyle mi yol alacak arkadaşlar? Evet. E burada da aynı şekilde arkadaşlar bu doğruya da merkezi iki birim uzaklıkta olmayacak mı? Evet. Hatta bu doğruya da iki birim uzaklıkta olacak. Hatta bu doğruya da hepsini çizmemize gerek yok arkadaşlar olayı anladınız. O yüzden olayı şöyle şey yapalım. 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta. Şu iki birimleri şöyle bir çizeyim arkadaşlar. 2 birim uzakta olacak şekilde dikdörtgen şeklinde hareket edecek. Yani bizim merkezimiz şöyle yol aldı. Şöyle yol aldı. Böyle yol aldı. Böyle yol oldu. Ama hocam tam bu köşeye gelince çemberimiz nasıl hareket edecek? Arkadaşlar bu nokta etrafında dönme hareketi olmayacak mı? Yani şöyle düşünün. Burası 2 birim uzunluğunda. Çember dönerken hop şöyle dairesel bir hareket yapmayacak mı merkezi? Evet. E o zaman burada da bizim hareketimiz nasıl olacak arkadaşlar? Burada da bizim hareketimiz hocam şöyle bir dairesel hareket. Şöyle bir dairesel hareket. Aynı şekilde dairesel bir hareket olacak. E hocam bunların hepsi 7 bölü 2 değil mi? Evet. 7 bölü 2'den kaç tane var? 6 tane var. Artı bir de yay uzunluklarını da eklersek. Mavi ile bu siyah yay uzunlukları toplamını yani bu çemberin merkezinin aldığı yolu bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki hocam burada kaç kaç derece? 120. Burası 90 90 olduğundan burada kaç kaç yaptı? 60. 60'lık yay uzunlukları arkadaşlar bunların hepsi. Kaç tane var? 6 tane 60'lık yay uzunluğu. Yani 2 pi r 60 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Bu 42 bölü 2'den 21 çıktı. Artı hocam burası 6 çıktı. E, bu 6'lar da sadeleşti. Bir de 4 pi var bu orada var. O zaman cevabımız 21 artı 4 bir çıktı. Yani cevap böylelikle balıkesir oldu.